Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda Guns of Boom oyununa başlayacağız. Yeni bir oyun. Yok, gelin böyle. Gecenin en siyahında 16 dakika olmuş. Umudun bitti. Kapat beni, açalım. Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda Guns of Boom oyununu oynayacağız. Yeni bir seriye başlayacağız. Oyundaki silahları sıra sıra deneyeceğiz. Bu sayede silahları almadan önce nasıl bir özelliği olduğunu, nasıl kullanılması gerektiğini veya bu silahı almalı mıyım, almamalıyım, bu sorularınıza cevap bulmaya çalışacağız. Başlayalım. Oyunun en iyi yönü bence ateş etmek için ayrı bir tuşun olmaması çok iyi. Şeyin üstüne gelince nişangahı düşmanın üstüne getirince otomatik olarak ateş etmesi. Bu videoda elimizde sadece vampir silahı olacak. Vampiri deneyeceğiz. Yakından nasıl, uzaktan nasıl, yakın mı oynamalıyız, uzak mı? Onları deneyeceğiz. Bakın, kutunun arkasında biri saklandı. Bu silahın dürbün özelliği yok. Oyunda olabildiğince yer değiştirmeye çalışmalıyız. Yer değiştirmek bu tarz oyunlarda çok önemli. Düşman sizi görmeden vurmaya başlarsanız her zaman artı bir özelliğiniz olur. Ve imleci biraz yukarıda tutarak kafadan vurmaya çalışın. Gördüğünüz gibi vampir silahı vurdukça can dolduruyor ama bu can doldurması çok 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 iyi seviyede değil yani. Adamda morfik varmış, bu silah çok daha iyi. İleriki videolarda yakın silahlarla oynadığımızı göreceksiniz. O silahların daha etkili öldürme özelliği var. Bunların biraz daha farklı. Boy ağzını zattı. Bu Doktor Renin'in silahı çok iyi olduğu için büyük bir ihtimal kendi takımının birincisi olacak. Çünkü silah bu oyunda çok etkili. Zaten imleç otomatik olarak hareket ediyor. Bu yüzden yani karşınızdaki adam çok da iyi olmasa da üstünüze silah gelince sizi öldürecektir. Bakın, adamın yakın silah olmasına rağmen hiç vuramadı. Yakın silahın da kötü yanı bu. Belli aralıklarla ateş ettiğinden eğer boşa ateş ederseniz lay 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 lay. Kafadan görmediler bombayı. Ooo. Guns of Boom. Hadi double kill. Al bu bomba daha. Atamadık. Atsaydık arkadan, adam arkadan gelmiş. Yoksa beni biliyorsunuz. İmkan vermiyorlar. İmkan verseler 5'te 5 yaparım. Ah, öleceğiz. Dev bombasını adam ağzımıza soktu. Büyük bir ihtimalle bu oyunda yenileceğiz. Bazen çok kasmamak lazım. Kader deyip geçmek lazım. Ah, işte bu olan adam. Bam diye vurdu. Adam parayla kendine şey de almış. Kıyafet de almış. Para bok tabi. Pardon, para bol diyecektim. Benim gibi uygunsuz şeyler kullanmayın. Adamda şey var. Dürbünü var. Her silahın özel bir özelliği var. Onu bilerek kullanmanız lazım. Yani bu silahta dürbün olmadığı için kullanması bazen zor oluyor. Ben çok hevesli almıştım bu silahı. Çok iyi olduğunu düşündüm. Can dolduruyor falan. Ama yakan silahların daha iyi olduğunu gördüm. Böyle öldürürler adamı. Adamı diye vururuz. Yani. Adam olur. Bir de oldukça paralarınızı biriktirmeye çalışın arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Hemen elinizdeki silah, mesela hangi silah oyununuzda ilk başta sizde oluyor. Bunu çok fazla yükseltmeyi denemeyin. Onun yerine paranızı biriktirin. Atıyorum hidra alın, mahşer alın. Mahşer çok para ama hidra alabilirsiniz. Ya da caydırıcı. Oyuna belki ileride sesli konuşma özelliği gelebilir. Sesli konuşma özelliği gelirse de gayet güzel olur takım olarak hareket edebilme açısından. Çünkü çok ayrı oyunlar oluyor.
Yine şansıma aynı map geldi. Of. Ben şey attım. Lan kendi de kör oldu. Ve de öldü. Aynen. Bu da çok etkili. O sis bombası da. Çok işe yaradığını düşünüyorum. Gerçek bombayı da kullanmak çok önemli. Vururum. Ben de vururum. Yerimi. Bıçaklamaya çalışırken öldüm abi. Bıçaklamak da güzel. Ben çok tutturamıyorum bıçağı. Özel bir taktiği olan varsa yorumlara yazabilir. Yani genelde boşa gidiyor bıçak. Zor galiba biraz. Bıçasım aşağıya gidiyor. Bir bakalım. Bir iki. Vay. Üçüncüyü alamadık. Üçüncü elimizden kaçtı. Avuşan bana ne bu silahı verip duruyorsun? Adamları vuramıyoruz. Görmeyin misin? Vay. Evet bakın silah normalde benim çok çabuk ölmem lazım. Ama vampir silah kendi canınızı doldurduğundan böyle anlamıyorsunuz adamın vurduğunu bazen. Hele adamın elindeki silah çok iyi değilse sizi öldürmesi gerçekten çok zor. Lan bombayı nereye attık? Arabanın kasasına attık. Bu oyunda ayrıca zırh da çok önemli. Ha bu sefer bak. Vurmayın. Ha vuramam, diğer taraftaki uşak vurdu beni. Ha bunun tüfeğinin ağzına girelim. Siz bizi karamürsel sepeti zannettiniz galiba. Bizim bir bu kadar da yerin altında var. Mal. Ölecek mi? Ölemedik. Şimdi öyle. Holy shit. Alsana bunu. Adam ol oğlum. Adam. Adamım adam yaparız. Gördüğünüz gibi. Ateş ediyoruz. Ateş. Abi uşak da sanki burada gördüm. Aha buradaymış. Bu bizi vuracak gibi. Aha vurduk. Bu da bizi vurdu. Yani. Ben bu silahı iki kez yükselttim. Yükseltmeden önce çok sevmiyordum. Yükselttikten sonra da biraz daha kullanışlı olmaya başladı. Benden tavsiye paranızı biriktirin. Olabildiğince biriktirin paranızı. Ondan sonra gidin. İyi bir silah alın. Küçük silahları yükselteceğinize habire iyi silah alın. Bakın adamın canı benden çoktu. Bomba attım. Giyotin'de iki kez yükseltilmiş. Deneyelim benden çok canı olan adamları. Böyle vururuz. Adam arkasından vurayım, görüyorsunuz. Burada. Gel bakayım. Gel bakayım bu şey arkamdan kimse gelmesin. Adamın burayısın ha. Alsana. Benim adamım burayısın. Arkadan da bir reis geliyor. Oh! Bu maçı yenmek üzereyiz. Oh be. 5 puan farklı yendik. Ve takımımın sırtlayanı. Bana genelde buralarda böyle yani. Genelde. Silahların da iyi. Onun da etkisi var. Gördüğünüz gibi vampir silahı böyle gayet güzel kullanması. Başka bir map açılsın orada da deneyelim. Ama yükseltmeyince gerçekten ben ilk kez yükselttim. Yaklaşık 15 bin para da verdim. Bunu ilk kez oynuyor olabilirim. Bir bakayım etrafa. Yok metroymuş. Aksaray'dan geçerim abi. Abi Aksaray hangi yön? Aha adamlar belirdi. Oyunun adı Guns of Boom olduğu için olabildiğince şeyleri kullanmaya çalışıyorum bence el bombası. Oyunu güzel yapan şey o. Yani el bombası veya bıçak. Uzaktan geçip tüfekle ya da başka şeyle vurmak değil de ben yakın silahlarıyla oynamayı daha çok seviyorum. Bakayım. Oh. Ne vurdu lan? Ama tüfek varmış. Ladon'da oyunun. Oyunun ilginç yanlarından biri de internet gitmesine rağmen adam ateş ediyor. Mermin gidiyor baba. Adam bu değil.
Bu ayrıca benim kamerayla çektiğim ilk video. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Gelmemesini istiyorsanız da yorumlara yazabilirsiniz. Bir daha çekmedi, zirvede bırak. Veya küfrederek herkes farklı şekilde belirtiyor yorumunu. Evet, videomuza devam ediyoruz. Vampire, vampir silahımızla adamlardan kan alıyoruz. Evet, lan. Ana sikti. Ne sikiyorsun şem pompalına? Görmeden bomba attıkladım. Bakayım. Gördüğünüz gibi. Hareketleri biraz daha sakin yapabiliyorsunuz burada. Aha. Adamın iğnesi varmış. İğne. Ama kaymış ya. Ha, burada bizim veletlerin uçana gideyim. Bu kadar işte oğlum, bu kadar. Şuraya pusalım. Buradan çıkın. Oha. Lan da karşılıklı bakışıyoruz. O da bana vuramıyor bende. Yakamdan burada. Oha. Adamı öldürürüz. Adam beni bıçaklamış. Küçük bir ablacık var mı? Kınada koku koşar ölenmiş. Annesi onu çok çok severmiş. Oh, adam uçarak geliyor ha. Bombam yok. Of. Gördüğünüz gibi adamın canı benden çok olmasına rağmen o can doldurma sayesinde adamı öldürebiliyoruz. Hatta adamda iğne vardı ona rağmen. Oğlum. Hem dürbünü vardı biz gelene kadar. Yarı canımızı aldı. Yani çıkartıp dürbünün de sıkabilirdim ama bu oyunun kuralı sadece bomba attı bir de. Sadece bu silahı tanıtmak oldu o zaman amacımız. Sadece bu silahı kullanacağız. Sen ne yaparsın aşağı? Gördüğünüz gibi. Ha, vurmayın. Göremiyorum. La vurma. Irmağa gidiyorum. Adam almıştır beni. Bizimkileri oradan vuracak. Geliyor. Biri bizim adam mı? Yok. Nerede kimse varmış. Bizden fazla mı bu adam var? Bravo. Maşallah. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, vampir silahının özellikleri de bunlardı. Beğendiyseniz satın alabilirsiniz. Ben tavsiye ederim ama geliştirmenizi tavsiye ederim. Geliştirmemiş hali çok da iyi değil. Videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.